Merhabalar. İlk defa yemeğinin böyle kapısından girdim. Defalarca öğrenci olarak içinde oturduğum auditoriumda konuşma yapmak hem hoş bir tesadüf hem de gerçekten heyecan verici. Ben aslında size hayatımın oyunu diyebileceğim bir oyunu tanıştırmak istiyorum. Go oyunu. Go oyunu Çin çıkışlı bir oyun. Çin'de icat edilmiş. 4000 yıldır oynanan bir akıl oyunu. Oyun gerek değişkenlerin çokluğu, gerek sürecinin dinamikliği, gerekse birey gelişimindeki etkisinden dolayı hayatta çok özdeşleştirilen bir oyun. Değişkenler deyince aklıma ilk önce dinamizm geliyor benim. Yani belirli belirsiz değişkenlerin olduğu, hatta süreç içinde de değişkenlerin değiştiği bir dinamizm. Go oyuncusu olarak değişkenleri çok seviyoruz. Hatta olmazsız yapamıyoruz diyebiliriz. Şöyle baktığımızda bu bir Go tahtası. Değişkenler bizi mutlu eden ve mutsuz eden çokça değişken var. Bunların bir kısmı belirli, bir kısmı belirsiz. Ben biraz bizi mutsuz eden değişkenlere odaklanmak istiyorum. Yani işte bizi mutsuz eden değişkenleri genelde sorun olarak tarifliyoruz. Bunları problem diyoruz. Halbuki bence tüm problemler bir bulmaca. Yani herhangi bir problemle karşılaştığımda bunu sorun algısıyla karşılamak beni daha mı uzakta durulması gereken ruh haline. Bunu bulmaca olarak karşılamaksa daha bir çözülmesi gereken ruh hali. Tabii ki hayatta çok karmaşık problemlerle de karşılaşıyorum. Ama benim bu karmaşık süreçte bulmaca olarak görmek çok daha motive ediyor. Problemler biraz burhana döndüğü zaman, yani çözemeyince burhana dönüyor. Buna da kaos diyoruz aslında. Halbuki kaos nedir? Kaos belli bir biçimden yoksun, belirsiz, karmaşık durum. Kaos da budur. Fakat insan üzerinde yapılabilecek en büyük işkencenin belirsizlik olduğu söyleniyor. Kaosun burhana dönüşte sebebi bu belirsizlik hali. Peki, genel bir Go tahtasına baktığımızda hep karşılaştığım soru, nereye koymalıyım hocam? İşte aslında bu çok alternatif içindeki bilgisayar yetersizliğin getirdiği kararsızlık hali tam bir kaos. Yani kaosa net örnek. O an ne hissediyorsanız aslında kaos o. Yani biz çok alternatif içindeki bilgisayar yetersizliğimizden dolayı o kararsızlık halini yaşıyoruz. Peki nereye oynamalıyım? Arkadaşlar, kadim bir alanda bilgi edinme süreci bir bebeğin dili öğrenmesi gibi bir şey. Yani en başta manası bilinmeyen taklitler, sonra taklitleri çoğaltma, dili öğrenme, kavramları öğrenme ondan sonra. Sonra bu kavramlara anlamlar ekleme, anlamları geliştirme derken hayat boyu devam eden bir şey, bir süreç bilgi edinme. Temelde yapacağımız hamleler, bu arada ben size burada oyunu anlatmayacağım. Sadece acaba ben bu oyundan mı öğrendim? Tek kaydım size bunu anlatabilmek. Temel hamlelerimiz su gibi olmalı. Yani hangi kaba koysanız o şekli alabilmeli. Optimal kararların, optimal tercihlerin, akılcı kararların gücü geleceği görme kehanetinde değildir. Aldığı konum gereği orası gelişmelerde en az hasarı alıyorsa ve bizi yenileşmelerimizde de pozitif gelişmelere hızlı bir şekilde çok alternatifle götürüyorsa bu akılcı ve optimal tercihtir. Go aynı zamanda çok eşitlikçi bir oyundu. Burada yaklaşık işte 11
İlk ortalama gelişen bir oyunda ilk 11 hamleyi görüyoruz. Gol çok eşitlikçi bir oyundur. Yani goldaki oyun taşları arasında herhangi bir rol farkı ya da herhangi bir hiyerarşi yoktur. Yani şu tahtaya baktığımızda bir numaralı hamle aslında bizim masamızın dört bacağından biriydi. Fakat biz bir oynadıktan sonra ikiye oynadı, biz üç oynadık, rakip doğru oynadı derken olay rakip altınoğlu hamleyi yaptı, biz 7'yi oynadık, rakip 8'i oynadık, biz 9'u oynadık. Artık bir numaralı hamle bizim masamızın temel bacağı olmaktan çıktı. Rakibin grubunu gözetleyen bir uç bloğumuz oldu. Oyunun daha da ilerleyen safhalarına belki feda etmemiz gereken bir takas aracı olarak bile kullanabiliriz. Problemlere geri dönersek arkadaşlar, her problem özeldir. Ve problemleri tetikleştirme sadece beynimizin istediği bir şeydir. Ve hiçbir çözümü tetikleştirerek yenileşmelere açık olamayız ve problemlerimizi de çözemeyiz. Bu şu demek aslında, 1930'lu yıllarda Gelenek Elektrik'te aydınlatma grubunun başkanı yeni işe alınan mühendislere bir şaka yapıyorlar. Amaçları işte yeni alınan mühendisler ampuldeki kızgın noktaları yanıtmasını istedikleri bir yanıtıcı katman üretmelerini söylüyorlar. İşin şaka olan tarafı dönemin sol teknolojisinde bunu karşılamıyor. Bir hafta boyunca bunu bir şaka malzemesi olarak buluyorlar. Tabii bir hafta sonra biliyorlar. Fakat 1960'ta yeni etmeledikleri mühendisi ampulle başkan odasına girmesi ve fişini prize takmasına kadar devam ediyor. Halojen ampulü icat ediyor yeni mühendis. İşte arkadaşlar, beynimiz boş bir çileyi gördüğünde onu kırmızı boyamak ister. Çünkü beynin dünyanın en fazla enerji harcayan organı, mümkün olduğunca az enerji harcamak ve dünyaya azık olmak ister. Bunun için bu iş hatırlama ve tanımlamada çok işe yarar. Fakat bizim yeni problemlerimize, yeni çözümler üretmemize de en büyük handikapımızdır, en büyük engelimizdir. Hiçbir zaman beyin çileyi maviye boyamak istemez. Ama o mühendis mavi çileyi aramasaydı bulması imkansızdı. Problemleri çözme sürecimizde aleni ya da gizli mutlaka stratejimiz olmalı. Yani Heraklitos'un dediği gibi değişim, değişmeyen tek şey değişimin kendisi ise biz çözüm süreçlerimizi net ve belirli umurdası olan fakat süreç içinde de değişebilen bir sistemde geliştirmeliyiz. Bunu da strateji diyoruz zaten. Hemen şöyle genelde örnekler bu işler hemen yelkenlerden verilir, tepkilerden verilir. Turuncu o tarafından dağda geldiğini düşünelim. Amacımız yukarıdaki yelkenliği, aşağıdaki yelkenli noktasına hareket ettirmek olsun. Ortadaki bir noktasından çıkıp ortadaki turuncu çizgi rotasında devam ederseniz A noktasından çıkarsınız arkadaşlar. Eğer doğru rotanız yeşil otlarla tarif edilen rotadır. Yani ilk önce dalgaya karşı gitmeniz lazım. Sonra adanın soluna geçerseniz dalga etkisini yitirip iki noktasına, üç noktasına, üç noktasına, barış noktasına. Burada çok önemli şöyle bir detay var. İki noktasında hata tercih olarak yanlış tercihte bulursanız B noktasından çıkarsınız. Üç noktasında tercihsel bir hata yaparsanız da C noktasından çıkarsınız. Burada aslında en önemli olan nokta şu, hatayı ne kadar başta yaparsanız varmanız gereken noktadan o kadar uzakta çıkarsınız. O yüzden temel hamleler çok önemli. En başta yaptığınız hamleler problemlerinizi çözmenize dair çok önemli. Yaklaşık 20 sene önceydi tam. İş arıyordum. Çok meşhur bir eğlence kulübünün bir teknik altyapı koordinatörü arayan ilanıyla karşılaştım. İlanda 28 yaşında bayan mimar arıyor. Bu yani profil bu. Ben bir düşündüm, dedim ki ya teknik altyapı koordinatörü niye arar ki bir eğlence mekanı?
Yani belli işte 230 metrekareye 1100 kişinin girdiği bir yer, bir sürü teknik detay var, tesisatçısından tutun, kaynakçısına, buzdolapçısına, elektrikçisine, marangozuna derken, temizlik işleri güvenli derken bir sürü detay var. Ama aslında aradıkları vizyon sahibi, koordinasyon yeteneği yüksek teknik konulardan anlayan biri. Bu işe gönderilen 500'den fazla CV, yapılan 120'den fazla görüşme olmasına rağmen tercih edilen 25 yaşında erkek bir şehir planlısı olmak, aslında herhangi bir konuda çözüm ararken ihtiyaçları analiz etmenin gerekliliğini bana ilk öğreten detaylardan biriydi. İşte problemlerimizi standartlaşmış, tektikleşmiş paternlerle asla çözemeyiz. Tektikleşmiş paternler daha önce söylediğim gibi sadece beynimizin istediği bir şeydir. Bir ara bir alet tanıdığı ahbabımızla sohbet ediyoruz. Bana dedi ki bu Gürcistan, bu kişi Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın teknelerini, yatlarının bakımını yapan firmanın sahibi. Bir ay dedi, genç yolun batımı dedi, havaalanında dedi, 12 tane dedi. Bu arada Gürcistan, Sovyetler birbirinden ayrıldıktan sonra halinde bu ayrılan ülkeler ellerinde kalan ekipmanlara, tüm ekipmanlara el koyuyorlar. 12 tane helikopter var dedi. Yani baktım, yani hayatımda helikoptere bindim. Mi-9 denen bu helikopterleri. Bu helikopterler arkadaşlar kanat açıklığı 20 metre, yakıt ikmalsiz 1000 kilometre gidebiliyor, içine 200 asker alıyor, 2 tane binek aracı arka arkaya alınıyor. Fakat askeri koşullar için üretildiği için sivil havacılık, Avrupa sivil havacılık uçuş izni vermiyor, yani yolcu taşınmasına izin vermiyor. Biz Türkiye olarak da orman yangınlarını kurtarmada kullanıyoruz. İçine çok su alıyor, aynı zamanda kepçeyle çok su alırsa güçlü kaldırır diye. Ben de bunları görmek istiyorum. Gürcistan'a gittim. İlk gidişimden bir ay sonra bu helikopterlerin içini uçak gibi röleve edip 50 kişilik koltuk tasarımına ulaştırıp biz Gürcistan havalıları niye kurmuyoruz dedim. Çünkü Gürcistan çok dağlık bir bölge. Tiflis havaalanı var, bir tek uluslararası havaalanı. Onun dışındaki havaalanların hepsi charter uçakların indiği havaalanları. Ondan sonra bunu hemen çizimlerini hazırladım, animasyonlarını yaptım, ne yaptılar, ne edilir, maliyetler derken dosyayı Cumhurbaşkanı'na sundum. Çok ilgilendiler, çok takdir ettiler. Bana dedi ki hemen, hatta çok ilginç, toplantı sırasında hemen duvar kaydı, ekran falan, dedi ki hemen bir video izleyeceğiz. 15 dakikada bir günde arkadaşlar, 15 dakikalık bir video, bir günde 1000 metrekare kanallar yapabiliyorlar. 24 saat kapatıyor, bir günde 1000 metre. Dedi ki biz de hangarları hazırlıyoruz, sen teknik ekiplerini hazırla, burada bunları yapalım, mutlaka bir yapalım, bu çok iyi bir fikir bu. Yani Çin'in yanında Gürcistan coğrafyası siyasi olarak çok karışık. Artı yani Gürcistan'da yaşamak gibi bir kaygım da yok, yani öyle bir hayalim de yok. Türkiye'ye döndüm, Tayyip ile iletişime geçtim. Tayyip bizim havacılıktaki sanayi kurumumuz, hala da askeri uçakları, helikopterleri üreten devlet kurumu. Çok ilgilendi Tayyip'e. Dedi ki bu işi Türkiye'de nasıl yapabiliriz? Dediler ki yani bu Kayseri'deki hangarlarımızda bu işin altından kalkarız, bunu yaparız. Ben çok heveslendim daha 26 yaşındayım falan. Ondan sonra dediler ki 5 yıl sonraki uygulama planımızı alabiliriz. Ben yani 1 yıla falan milyon dolar sahip olmak istiyorum. Böyle 5 yıl falan tabii çok uzak geldi bana. Ondan sonra Gürcistan çok karışık bir coğrafya, süreç içinde Cumhurbaşkanı Rusya'da, Sovyetler oluşan işte Rusya'da yaşamaya zorlandı. Ülkede ayaklanma oldu, kaçtı. Biz projeyi tabii ki realiteye sokamadık. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey var, 26 yaşında aldığım müthiş bir öğretildiğim, daha sonra da gerçekleştirdiğim, defalarca ödül almış, hatta hani 800 dolara mal ettiğim, zaten verim ödülü aldık. Sponsorluk markası.com'un kuruluşunda çok büyük etkisi olmuştur. Hala da 10 yıl önce kurduğum ve şu an şirketlere danışmanlık yapan, birçok oyun ekipmanını üreten, akıl ve zeka çalışmaları üzerine 12 yıldır eğitimler veren Türkiye Doğa Akademisi'nin aslında temellerini o fikirlerle attık hep yani.
Arkadaşlar Go geçen yıldı Go hayatım boyunca dedim ki acaba kaç oyun oynadım? Böyle merak ettim yani. Kayıt altına almış oyunları hesaplıyoruz. Yani bu kafelerde ya da birebir keyfe başladığımız oyunlar değil de işte internetteki sunucularda ya da turnuvalarda oynadığım oyunlar hepsi şu an çıkartılıp kayıtları gösterilebilecek. Hani kendim analiz ettiğim oyun olayları. 23.000 oyun. 13.000'lik kazanmışım, 10.000'ini kaybetmişim. Arkadaşlar o 10.000 taneyi kaybetmeseydim zaten 13.000 taneyi kazanamazdım. Yani hayattaki aslında mutluluklarımı kazandıklarıma ama gelişimimi kesinlikle kaybetmeye borçluyum. Yani hata yapmaktan da kaybetmekten de korkmamak lazım. Hata yapmayan biri ya çalışmıyordur ya da riske girmiyordur arkadaşlar. Hata yapabilmek aslında bir kültürdür. Hayalinize giden yolda hatalar yapmak lazım. Go'ya başladığımda, oyun oynamaya başladığımda benden 15 yıl daha fazla oyun oynayanlar vardı. Türkiye'deki kurumsal yapı kurulmalı 10 yılı geçmişti. Bunun uluslararası denkliği olan kurumun kurulması 10 yılı geçmişti. Ben 30 yaşını geçmiştim bu oynamaya başladığımda. Oynamaya başladıktan 2 yıl sonra ülkedeki en üst seviye oyuncuları yenmeye başladım. 4 yıl sonra Türkiye'de en yüksek puana sahip olduğum için de Kore'de uluslararası bir turnuva Türkiye'yi bilgilendirmeye temsil ediyor. Arkadaşlar 2 yıl öncesine kadar bu eğitimleri verirken hep şunu anlatıyorduk. Dünyada bilgisayarın insanı yenemediği tek oyun. Çok havalıydı bizim için. AlphaGo diye bir yazılım 2 yıl önce dünyanın en iyi Go oyuncularından bilgisayarı ve KJ'yi, Çinli oyuncu KJ'yi yendi. Bunun teknolojik tarafını ve şirketler, Go ile ilgili tarafında oyuncular çok fazla ilgileniyor zaten. Ben sizin farklı bir yere dikkatinizi çekmek istiyorum. 21. yüzyılın en büyük oyuncularından biri onlarca unvana sahip Chou Chikun yazdığı kitabında Positional Judgment, Pozisyonel Hüküm isimli kitabı da şöyle başlıyor. Diyor ki, düşünebiliyor musunuz diyor, biz diyor Go ustaları bir oyunu sadece yarım puanla kazanabilmek için oynarız diyor. Yani bu oyunlar yaklaşık 5 saat sürüyor, 253 hamle. Oyunun başı yani sunumun başında gösterdiğim boş tahtada biz nereye oynayacağımızı bilemezken bütün oyunu sadece yarım puan elde olmak için yönetiyorlar. Ve AlphaGo'da bu AlphaGo ile KJ'nin oynadığı ilk maçın kaydı. Sol tarafta maçın kaydı var. Sağ tarafta da tahmini puan hesaplaması o ana göre. AlphaGo yarım puanla yendi KJ'yi. Ama kazandı diyoruz. Kazandı yani. 280'de bu sahneye sürdü. Benim sizin dikkatinizi çekmemi istediğim nokta şu. Oyuna 60 hamlede bir yaklaşık bakarsak arkadaşlar sonra oyunun kifusu dediğiniz kaydını göreceğiz. Sağ tarafında tahmini puanını biraz 2,5 puanla önde. 127. hamle silah 1,5 puanla önde. Yani süreç de belli içinde devam ediyor. Burada yarım puan önde siyah. Anlatmak istediğim arkadaşlar, eğer problemlerinizi çözülebilir, kaoslarınızı belirgin kılacak bir algoritma arıyorsa, aslında bu algoritmayı binlerce yıldır birçok filozof, bilim insanı, sanatçı, önder zaten bunu anlatmışlar. Yani biz, bunu ne olduğunu bilenler mi? Arkadaşlar 2500 yıl önce Pisagor'un tasarladığı Pisagor kupası diye de geçer. Adalet kupası diye de tariflenir. Bu kupanın şöyle bir özelliği var. Altında bir delik var. Ortasında bir yükselti var. Ortasındaki yükseltiyi geçene kadar su doldurursanız delikten bir damla su akmıyor. Fakat eğer ortadaki yükseltiyi geçerseniz de sadece geçen bir su değil, bardakta bir damla su kalmayıncaya kadar tüm su boşalıyor. Çünkü akan ilk damla su bir sonrakine çekim etkisi yaratıyor. İşte arkadaşlar denge çoğunlukla gereğinden fazlasını
istemekle gelişiyor. Yani ava giderken avlanmak, dünya kapitülü giderken evdeki bulgurdan olmak tam bu durumlar için söylenmiş ifadeler. Peki denge nedir? Denge kısa vadeli uzun vade planlarımız. Denge içsel ve dışsal yardımlarımız. Denge adalet. Denge erdemlerimiz, denge vicdanımız. Denge kişisel çıkarlarımızla toplumsal çıkar arasındaki bağ. Ve en önemlisi arkadaşlar denge matematik ve sanat arasındaki bağ. Yaşamsal tüm ayarlarımızı Sokrates'ten, Newton'dan, Pisagor'dan, İbrahim Teferrika'dan, Piri Reis'ten, Mevlana'dan, Atatürk'ten aldığımız sürece üstesinden gelinmeyecek herhangi bir problem ya da kaos olduğunu düşünmüyorum. Sizlere tüm problemlerinizin eğlenceli bulmacalara dönüştüğü, kaoslarınızın belirginleştiği bir gelecek diliyorum diye. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.